Cem Bey, sana verdiğim o kağıttakilerin hepsini tek tek bilgisayara geçirdin mi? Yok, bunlar çok karışık baba ya. Bilgisayara bakmaktan gözüm ağrıdı. Dur bakalım, daha bir saat olmadı. Ne çabuk şikayet etmeye başladın. Ayrıca chat yaparken gözlerin ağrımıyor çocuğum ha? O başka, bu başka. Ha tabii, bu iş o eğlence değil mi? Neyse, senin bu bir saatte yoruldum dediğin şeyi ben haftanın her günü 10 saat yapıyorum, tamam mı? Günaydın. Aa, günaydın Umur Bey. Artık oğlunu da mı işe getiriyorsun? Bu masa niye burada? Burada mı ders çalışıyor? Hayır, işe başladı. Yani bir süre benimle çalışacak Umur Bey. Sen kendi işini kendin halledemiyor musun ha? Her kadar çocuktan mı yardım bekliyorsun? Umur Bey, tabii ki kendi işimi kendim hallediyorum. Ama iş hayatının ne kadar zor bir şey olduğunu anlasın istedim Cem. Ya onun için burada. Ben bundan pek bir şey anlamadım ama neyse. Oo. Bana bak, yalnız maaş falan veremem ona göre. Çok teşekkür ederim Umur Bey. Yani Cem'in burada olma nedeniyle çok ilgilendiniz, çok incesiniz. Bedava işçi baldan tatlıdır. Görüyorsun değil mi? Sadece para kazanmak için yaptığın iş değil, böyle acımasız ve kalpsiz patronlar da seni yorar. Anladın mı? Büyüyünce şunu çok iyi anlayacaksın ki burada yani ofiste olan problemleri karına, özellikle de çocuklarına hissettirmeyeceksin. Şimdi anladın mı ne zor bir şey olduğunu? Kim? Güler Sabancı. Ay Kerem'de görsem inanmazdım Betüş. Ay ne iş var bizim kafede acaba bu kadının? Yanındaki kim dersin? Ay Suzancığım, ne var bu kadar heyecanlanacak? Senin benim gibi insan işte, gelmiş oturuyorlar. Aa, nasıl senin benim gibi? Yok olur öyle şey. O Türkiye'de en zengin insanların bence var ya. Onlar gelmezler böyle küçücük kafelere falan. Geldiler de ne bileyim, ay bir şereftir, bir lütuftur, ay bir şeydir yani. Ay ne heyecan Betüş. Ay Allah aşkına, ay, izin ver de bugün onlara ben hizmet edeyim, olur mu? Birazcık sohbet falan edersem belki bir taraflarıma ne bileyim bir görgü, zarafet, bilgi falan buluşur azıcık. Peki peki, hadi tamam, hadi sen hizmet et. İyi edeyim ben. De ne edeyim? Ne etsem? Sürekli meşgul çalıyor. Kim bilir kiminle konuşuyorlar. Ay Çilek boş ver, birazdan ararız. Allah Allah. Ya gizli gizli şata gideceğim ama gidemiyorum. Bir Firuza abla bir sen hep peşimdesiniz. Kerem'dir. Siz durun kızlar, ben açarım. Merhaba. Hoş geldin Kerem. Geç, Ceren içeride canım. Ne haber? İyidir, senden. Merhaba Kerem. Merhaba Çilek. Bakın size ne getirdim. Çikolata. Sağ ol. Hayrola Çilek, sen severdin çikolatayı. Almayacak mısın? Onun aklı köpekte şimdi. Gözü hiçbir şeyi görmüyor. Ne köpeği? Hadi odama gidelim, ben sana sonra anlatırım. Aslında benim de aklım orada ama... Ben bakarım Çilekçim, sen dur. Tamam. Ben bir tuvalete gidip geleyim. Alo? Mahmut, hayırdır? Merhaba Betüş'cim, nasılsın? Hoş geldin Çilekçim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya kaç saattir arıyorum. Şatonun telefonu meşhur. Kiminle konuşuyorsunuz bu kadar saattir? Bilmem. Eda teyzen arkadaşlarıyla lak lak yapıyordur herhalde. Anneannem yok mu? O da yukarıda. Dışarı çıkacak herhalde. Süsleniyordur. Hayırdır? Sana bir arkadaş buldum dedi. Anneannemle onu konuşmaya geldim. Ne arkadaşı? Kreşte bir arkadaşımın köpeği ama bak alınma sakın dedi. Bak alınırım. Sen yalnızsın yani. Anneannem seni böyle bu halde bıraktı. Ondan öyle dedim ben. Belki tanışırsınız, birbirinizi seversiniz, yavrularınız olur. Çilek, teessüf ederim. Ben köpek miyim? değilsin ama bugün işte hep öyle kalacaksın dede. Lütfen daha fazla konuşmayalım, kalbim kırılacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.